26 Kasım 2015'te Cumhuriyet Savcısı beni ifadeye çağırdı. Hemen anladım. Hükümetin MİT tırlarıyla illegal olarak Suriye'deki cihatçılara silah yollaması haberini soracaktı. Adliyeye gittim. Buyur ettikten sonra bana size göre her şey haber olabilir mi diye sordu. Konusuna bağlı dedim. Bunun üzerine tuhaf bir örnek verdi. Mesela Alman Başbakanı Merkel'in gençken çekilmiş çıplak fotoğrafları ortaya çıktı ama Alman gazeteleri bunu basmadı. Demek ki bir sınır var dedi. Güldüm. Sınır kamu yararıdır dedim. Merkel'in çıplak fotoğrafını basmakta kamunun bir çıkarı yok. Ama devlet illegal bir faaliyet sırasında çıplak yakalanırsa bunu bilmek kamunun hakkı, bu haberi basmak da gazetecinin görevidir. O gün tutuklandım. Haberin hükümette yarattığı öfke yüzünden bir süre hapis yattım, uzun süre yargılandım, adliye çıkışında kurşunlandım, ülkemden, ailemden uzak kaldım. Savcı önce gerçek olduğu hükümet tarafından da doğrulanan haberle casusluk yaptığım ve terör örgütüne yardım ettiğim gerekçesiyle iki kez ömür boyu hapis cezası istedi. Fakat elindeki tek kanıt gazeteye basılmış bir haberdi. Bunun üzerine devlet sırrını ifşadan 5 yıl 10 ay hapis cezası aldım. Yargıtay bu cezayı yetersiz buldu. Casusluktan da yargılayın dedi. Ama casusluğa dair bir veri yoktu ki. Sonunda Suriye'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisinin haber çıktıktan bir süre sonra Türkiye'nin kınanmasını talep etmesini casusluk kanıtı saydılar. İddianameyi yazan savcı geçen hafta Yargıtay üyeliğiyle ödüllendirildi. Kararı verecek hakim ise bugüne kadarki bütün hukuksuzluklara imza attığı için muhalefetin Erdoğan'ın giyotini dediği isim. İlkinin yazdığı iddianameler ikincinin kestiği cezalarla yüzlerce siyasi tutuklu haksız yere cezaevinde hala. Benimki binlerce hukuksuzluktan sadece biri. 23 Aralık'ta 5 yıllık bu davanın bitmesi bekleniyor. Avrupa Birliği liderleri 10 Aralık'ta Türkiye'ye yaptırım kararını görüşecek. Yine sonuçta Türkiye'de olup bitenleri üzüntüyle izliyoruz açıklaması yaparlarsa söyleyin fazla da üzülmesinler. Üzülme işini biz yaparız.